Biraz sonra hava atışı yapılacak. Ve Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş arasındaki mücadele başlayacak. Ayrıca iki top skorer en iyi sayı yapan oyuncunun da mücadelesini izleyeceğiz. Beşiktaş'ta Eley birinci vaziyette skorda. Karşıyaka'da ise Şemsettin Baş ligin en iyi ikinci skoreri. Onların da karşılıklı mücadelesi de herhalde çok zevkli olacaktır. Güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor değerli seyirciler. Maça Pınar Karşıyaka, Şemsettin Baş, Alpay Öztaş, Robert Stelmaers, Cenk Duraklar, Anthony Williams ile başlarken Beşiktaş sahada Muratcan Güler, Nedim Yücel, Faruk Beşok, Andre Vulrich ve William Bat Eddy ile yer alıyor. İşte Williams, Anthony Williams görüntüde. Pınar Karşıyaka'nın Birleşik Amerika'da oyuncusu, Avrupa'daki ilk sezonu ve ilk sezonunda Pınar Karşıyaka'yı tercih etti. Memduh Öget'in hava atışı ve Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş arasındaki birinci basketbol ligi 16. hafta mücadelesi başlıyor. İlk ikinci şansı Beşiktaş için. Vulrić, Faruk, ilk sayıda Faruk'tan isabetli değil. Rebound mücadelesi. Nedim rebound alıyor. Zor pozisyon basketi buluyor. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Nedim Yücel'in basketiyle karşılaşmaya üstün başlıyor Beşiktaş. Hücumdan sonuç alamadı Şemsettin Başlı Pınar Karşıyaka. Andre Vulrić iki oyuncudan sıyrıldı, dışarıya döndü. Faruk boş pozisyonda. Faruk ilk sayılık atış isabetli değil. Stelmaers'da kalan top Şemsettin biraz önce kaçırmıştı. Kaçırıyor, yine kaçırıyor ama hemen arkadan gelen Cenk Duraklar topu aldı. Ve skora dengeyi getiren basket kaydetti. İki aşamada sayı buldu karşıya. Önce Şemsettin Baş Faruk'tan çok güzel bir blok yiyor. Fakat Cenk'e zamanlaması çok güzel. Takip ederek sayı buluyor. Muratcan üç sayılık atış bölgesinde atışı isabetli. Beşiktaş'taki ikinci sezonu 20 yaşındaki Muratcan Güler'in ve 3 sayılık basketiyle skoru 5-2 Beşiktaş'ta yine yaptı. Robert Stelmaers, Cenk Duraklar, Şemsettin boş pozisyon 2 sayılık atış isabetli. Topaş'ın emektar oyuncusu Şemsettin Baş, Topaş birincilikten çekildikten sonra Pınar Karşıyaka'da ve önemli atıyor. Şu anda ligimizde en skorer ikinci oyuncu. Bu ikinci oyunculuğu ve başarılı bir sezon geçirmişti. Şemsettin'e milli takım kapılarını açtı. Ve İspanya karşısında milli takıma çağrıldı Şemsettin Baş. Şemsettin yine topla buluşuyor. Top altında. Şemsettin'in kaydettiği basketle Pınar Karşıyaka 6-5 öne geçiyor. Basket bir kez daha görüntü. Faruk'un pası Eli'ye. Eli. Boris boş pozisyondaydı. Ali çok altını düşünüyor. Atış isabetli olsa basket bir defa olacak. Ancak Alpay Öztaş faul yapıyor. Pınar karşıya kadar. Alpay'ın ilk faulü. Böylece maçtaki ilk faul Pınar karşıya kadar gelmiş oldu. Karşıya kadar tabii Ele'nin Beşiktaş'ın en önemli silahı olduğunu bilincinde ona çok iyi savunma yapıyorlar. İkili bir takımın savunması taktik ediyor. Ele'ye karşıya kadar. William Badeley'in ilk serbest atışı isabetli değil. İkinci ve son atışı. Bu atış da isabetli değil. Williams topu alıyor ve Stelmaers'e kazandırıyor. Muratcan karşısında Stelmaers bir basketi kaydetti. Letonya milli takımının da gardı olan Robert Stelmaers Pınar Karşıyaka adına bulduğu baskette skoru 8-5 yaptı. Nedim, Muratcan, dışarıya çıkan topu alan Andre Vulrić, baş pozisyonu sarı kapış isabetti. 1997-98 ve 98-99 sezonlarında da Beşiktaş formasını giyiyordu. Şu anda faal yapan Andre Vulrić. 8-8 eşitlik. İki takımla karşılaşmaya iyi başladılar. 2,5 dakika geride kaldı. Ve 8-8'lik eşitlik var karşılaşmada. Stelmaers. Stelmaers. İlk sayıda kaybetti. Biraz önce pot altına girip turnike basket bulmuştu Stelmaers. Ardından 3 sayılık basketiyle Pınar Karşıyaka skoru 11-8 yaptı.
Sermayesi skorer bir konumda görüyoruz bugün Karşıyaka için. Ve işte skorer oyunculardan biri Beşiktaş adına William Baderik. 11-10. 3 dakika geride kaldı. Williams'da Şemsettin alan değiştiriyorlar. Bu arada Williams alan değiştirirken Şemsettin kendisine faul yapıldığı iddiasındaydı ama oyun devam ediyor. Faruk, Lidin, Woolrich. Woolrich yine yukarıda düşünüyor. İsabeti değil bu kez ama rebound mücadelesinde faul yapan oyuncu Cenk Duraklar. Nedim Yücel'e faul yaptı. Beşiktaş tabii klasik beşiğindeki oyuncusu Volkan'ın yerine bugün Nedim'le oynamayı tercih etmiş. Maç öncesinde kendisiyle konuştuğumuz Yücel Platin'de Nedim daha fazla dakika bulabilecek bir karşılaşma demişti. Nitekim de öyle oluyor. Pota altına Nedim'e indirmek istiyordu William Batelli ama isabeti değil atışı, pası. Çünkü araya giren Williams, top Williams'tan dışarıya çıktı. Woolrich. Ellie'den perdeleme. Faruk. Ellie. Atışı isabetli değil. Williams aldı reboundu. Stelmaherz'ın pası Şemsettin. Şemsettin, ilk sayılı katı Şemsettin'den isabetli değil. Biraz acele bir atış kullanıyor Şemsettin baş. Tam takım karşıya takımı hücuma yerleştirerek kullandı bu topu Şemsettin. Muratcan. Faruk. Hücumun son ermesi için 10 saniye var. Muratcan boşluğu değerlendirmek istiyor. Yükleniyor baskı dikkat ediyor. Milli takımımızın eski oyuncularından Necati Güler'in oğlu Muratcan Güler. Pot altına girdi, basketi buldu ve skoru 12-11 Beşiktaş lehine yapıyor. Şemsettin. Yine 3 sayılı kapış denedi. Bu da isabetli değil. Evet, bu deyim çok yerinde. Gerçekten denedi. Ama bu atışları bulması lazım karşıya kadına Şemsettin'in. Çünkü maç kopmuyor, ortada gidiyor. Ev sahibi takımın arayı açmaya çalışıyor olması gerekiyor. Muratcan Şemsettin'den sayılıyor. Ardından Cenk Turaklar'ın üzerinden basketi buluyor. 14-11. Farkı 3 sayıya çıkardı Beşiktaş. İlk periyotta artık son 5 dakika. Stelmaherz pota altına gidiyor. Turaklar'dan güzel basket. 14-13. Woolrich. Stelmaherz karşısında. Alpay'ın kontrolündeydi Eli. Şimdi Muratcan. Faruk, Nedim. Şemsettin yanında Nedim. Ters taraftan dönüyor. Bırakıyor, isabetli değil. Cenk. Bunu kesin isabetli değil. Bu vuruşta kalan top Beşiktaş için hızlı hücum şansı. Faruk. Güzel pas Muratcan. Ve basketi buldu Muratcan. Baskısı var dişler mahallesinde ama Muratcan basketi buluyor. 16-13. Stelmaherz. Cenk. Stelmaherz. Hücumun son ermesi için 10 saniye var. Atış isabetli olsa basket bir defa olacak. Stelmaherz'in penetrasyonlarıyla içeri drive etmesiyle sayı bulmaya çalışıyor Karşıyaka. Ancak 6 dakika geçti. Şu andaki skor her iki takım için de çok tatmin edici değil. Ellie faal yapıyor, izliyorsunuz. Nedim karşısında Ellie arkadan elini sokunca faal yapmış oldu. İki takım da bu periyotta ikişer faal yaptı. Şemsettin yine içeri kalıp deniyor. Bu da isabet edildi. Üst üste 3 denemesinden de sonuç alamadı Şemsettin maç. Woolrich. Woolrich pot altına girdi. Çok usta bir oyuncu Woolrich. Hızlı hareketlerle pot altına girip çabuk basketler bulabilen bir oyuncu. Ve Woolrich'in kaydettiği basketle 18-13. Stelmaherz basket bir defa. Stelmaherz tecrübesini konuşuyordu. Pot altına girdi. Basketi kaydettiği bir defa var. Stelmaherz bugün Karşıyaka için sezonun en iyi basketini oynuyor. Stelmaherz basket vardan sonraki serbest atışta isabetli. Stelmaherz'in 8. sayısı. Böylece farkı 2 sayıya indiriyor Pınar Karşıyaka. 3,5 dakika sonra ilk periyot sona erecek.
Nedim. Murat Şan pot altından dolaştı. Şimdi Faruk. Vuric. Vuric. İlk sayı katı deniyor. İsabetli değil. Seken top. Williams aldı topu. Stelmaers. Stelmaers. Cenk'e pası. Cenk. Uzun pozisyon. İki sayı katı isabetli. Cenk Durakların basketi. 18-18 beraberlik var. Gerçekten de çok güzel, çok çekişmeli bir karşılaşma izliyoruz. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda. Nedim. Vuric. Ali alan değiştiriyor. Alpay'ın baskısı vardı. Faruk'un pası Murat Can. İlk sayılık atış bölgesinde atış panyayı çarpıyor. Top Stelmaers'te kaldı. Alpay'ın pası Şemsettin'in basketi. Çok güzel bir kombine. Güzel bir kombinasyon hareket, kombine hareketler sonrasında basketi buldu Pınar Karşıyaka. Böylece 20-18 öne geçiyor. Karşıyaka'nın iyi yaptığı bir şey var şu ana kadar maçta. Ele'yi ucunda tamamen devre dışı bırakmayı başarabiliyor Altay'ın baskılı savunmasıyla. Beşiktaş'ı dış atışları zorluyor Pınar Karşıyaka. Beşiktaş pot altına indiği zamanlarda biraz önce izlediğiniz pozisyonda olduğu gibi basketleri bırakıyor. Ve Murat Çangüler'in kaydettiği baskette skor 20-20 oldu. Genç. Şemsettin top istiyordu. Faruk'un baskısı var. Şimdi Şemsettin. Hücumu sona ermesi için 7 saniye var. Şemsettin pot altına girdi. Pası istediği yere gitmiyor. Uğraçan. Vulrich. Nedim top istiyordu. Vulrich. Vulrich. Williams blok yapıyor. Top Williams'tan dışarıya çıkıyor. Az önceki pozisyonda çok güzel vites değiştirerek bu fake'ini yutturmuştu Williams ama bu sefer Williams'a ancak bu sefer olmadı. Vulrich'e çok güzel bir kapama yaptı Williams. 13 numaralı formasıyla izlediğiniz Pınar Karşıyaka'da Anthony Williams. Louisville Üniversitesi mezunu ve Avrupa'daki ilk sezonu 22 yaşında takımında en iyi ikinci skorer ve ikinci reboundçuydu. Maç tam olduğumuz gibi karşılıklı genç mücadele içinde geçiyor. Az hatalar oluşuyor. Ancak her iki takımın hücum silahı skora bir numara Eley ve Şemsettin başta şu anda en iyilerinde değiller bu maçta. Özellikle Şemsettin 4 tane boş deneme atış yaptı. O sırada da atışları kullandığı sırada da Karşıyaka takımı hücum ribaundu dengesine henüz yerleşmemiş idi. Bu tabii Karşıyaka için bir talihsizlik oldu. Ama şu anda bizim biz ve ekran başındaki basketbol severler için çok güzel bir mücadele oluyor. Evet değerli seyirciler, güzel bir mücadele. Haftanın ilk maçtan yayını Pınar Karşıyaka Beşiktaş mücadelesi. Bugün yine saat 17'de FSB Sankonbal Sankonspor karşılaşması var. Ve 1. Basketbol Ligi'nde yarın 5 karşılaşma oynanacak. Bu karşılaşmalardan İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki Ülker Spor Türk Telekom karşılaşması, liderin karşılaşması saat 16'dan itibaren TRT1'den maçtan yayınlanacak. Mola süresi sona erdi ve pot altından Faruk da top oyunu sokuyor Beşiktaş. Vulrich boşa kaçmaya çalışıyor. Murat Can. Vulrich. Stelmaers karşısında. Nedim dışarıya çıktı topu aldı. Murat Can. Murat Can dışarıya dönüyor. Faruk atış kullanmak durumunda Beşiktaş. Atış sadece değil. Ve 24 saniyelik hücum süresinde Beşiktaş hücumdan faydalanamıyor. Vulrich'e baskı olduğu için hücumda Murat Can'ı bir numaraya kaydırmak suretiyle daha etkili bir hücum sistemi arıyor Ahmet Kandemir. Ancak tabii iki numaradayken Murat da bu şu ana kadarki Beşiktaş'ın sayılarını üreten oyuncu olmuştu. Pınar Karşıyaka hata yaptı savunmasında ama bu sefer hücumda sonuç alamayan Andre Vulrich oldu Beşiktaş'ta. Alpay. İlk sayılık atış Alpay'ın isabeti değil. Şemsettin alıyor topu. Nedim'in bile o. İkinci denemesi de başarılı değil. Murat Can. Murat Can. Turnike'yi kaçırdı. Cenk'te kalan top. Karşılıklı hatalar iki takımda da. Stelmaers'ın pası. Güzel pas pot altına. Alpay ilk pozisyonunu kaçırdı. İkinci denemesi de başarılı değil. Ama biraz önce Alpay'a pas veren Şemsettin Baş pot altında basketi bulunca 22-20 takımını öne geçiriyor. Bir ara voleybol oynadılar ikinci bandında. İzliyoruz ve çok şans Şemsettin'e güldü. İlk periyotta son 35 saniye. Ali. Ali ikili sıkıştırma dışarıya döndü. Üç sayılı katı denemesi isabetli değil. Stelmaers.
Şemsettin'in tenisi. Faruk çok iyi yükseliyor. Blok yaptı ve şimdi Beşiktaş'ın sonu. Bu arada teknik faul Şemsettin Başar. Şemsettin itirazlarda bulunuyor. Faul beklentisi var Şemsettin Başar'ın. Ama Halil Baldemir aynı görüşte değil ve teknik faul Şemsettin Başar için. İşte Halil Baldemir, karşılaşmanın yardımcı antrenörü. Biraz önceki blok pozisyonu bir kez daha görüntüde. Göründüğü kadarından çok temiz bir blok idi. Bu arada işte Şemsettin de ön planda. Bodrich'ten serbest atış. Yeni kurallar gereği serbest atış kullanılıyor teknik faulden sonra ve kenardan top oyuna sokuluyor. Serbest atış kullanan takım tarafından. Son 8 saniye ilk periyotta. Muratcan ilk periyot sona ermek üzere. Muratcan ve böylece ilk periyot sona eriyor değerli seyirciler. İlk periyotta 22-20 üstünlüğü var Pınar Karşıyaka'nın. Karşıtı ve dört mücadele içinde geçti. Beşiktaş hücumlardaki başarısızlığı, şöyle ki başarısızlığı, eleyi devreye sokamayışından dolayı başarısız diyorum. Çünkü eley ligin en iyi skor atan oyuncusu, en fazla skor atan oyuncusu. Bu arada tabii ligin en iyi ikinci skor atan oyuncusu Şemsettin Baş birinci periyotta çok başarılı değildi ama karşıya kombine hücumlarında ve pas bloklu oyunuyla 22-20 periyodu önde bitirmeyi başardı. Son andaki tabii gerginlikle de karşıya tabii en evvel seyircisinin 6. oyuncusunda devreye girmesini istiyor. Bakalım Beşiktaş periyottan sonra nasıl bir tedbir alacak. Beşiktaş çünkü bugün Meşeri Yakov ve Volkan'ı henüz kullanmadı. Nedimli ilk beşle başladı. Genç oyuncuya da şans vererek başladı. Ahmet Kandemir'in bu seçiminin ne kadar doğru olduğunu hep beraber izleyeceğiz. Değerli seyirciler, bu arada iki takımın da internet adresleri var. Takımlarla ilgili daha detaylı bilgilere bu internet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Beşiktaş'ın internet adresi www.bjkbasket.com. Pınar Karşıyaka'nın internet adresi ise www.kapsinkap.org. Kapsinkap tabii ünlü sloganları Karşıyaka'nın. Genç izleyicilerimiz için hatırlatalım. KSK, Karşıyaka Spor Kulübü ve eski alfabeyle yazılışında Kaf harfi, Sin harfi ve Kaf harfi Kapsinkap. İkinci periyot Ellie ile Williams arasındaki hava atışıyla başlayacak. Memnun Oget hava atışını yapıyor. Hava atışının tekrarlanacağını söylüyor Memnun Oget. Her iki takım da başlayan beşleriyle oynuyorlar. Williams topu Stelmaherse çaldı. Şemsettin Alpay potu altındaydı. Stelmaherse dönüyor Şemsettin. Cenk. Pot altından var ve içiyor, topu alıyor. Stelmaher. Hücumu sona ermesi için 5 saniye var. Williams. Dedikat kartış kullandı, basketi kaybetti. 2 saniye vardı. 24 saniyelik hücum süresine sona ermesi için. Ve biraz önce görüntüye gelen Anthony Williams 3 sayılık basket bulunca skoru 25-20 yapıyor. Farkı 5 sayıya çıkardı Pınar Karşıyaka. Faruk ayağı çizgide 2 sayılık atışı isabetli. Karşıyaka tabi savunmasını rahat içeri gömük yapabiliyor. Nedim'i Cenk ihmal ederek içeri Ali'ye yardımcı oluyor. Onun atışını ihmal edebildiği için içeriye yardımcı oluyor. Böylece Ali de hücumda devreden çıkmış oluyor Beşiktaş için. Alpay güzel pozisyon sonrasında basketi buluyor Alpay. 27-22. Asist Williams'dan, basket Alpay'dan. Ayağı çizgide bulur için 2 sayılık atışı isabetli. 27-24. Farkı 3 sayı Pınar Karşıyaka lehine. Stelmaher. Şemsettin fake'ine cevap aldı. Şimdi Stelmaher 3 sayılık atışı kullanıyor, isabetli değil. Cenk'te kalan top.
Hücum tazeleyecek Pınar karşısında. Bir kez daha atış kullandı. Ancak bunda da başarılı olamıyor. Stenmaier. Woodridge. Faruk. Yedim top bekliyordu. Murat Cangiler ve Woodridge. Eli'yi boşa kaçmaya çalışıyor. Woodridge zorladı pozisyonu. Atış isabeti değil. Rebound alamıyor. William Badeli. Güzel pas. Williams. Foul. Nedim faul yaptı. Yani Mayer çok güzel bir asist yaptı. Hareket halindeyken çok güzel içeri indirdi Williams'a. Tabii zon savunmayla da savunmadaki dengesini oturtan karşıyaka şu anda hücumda da pas bekleri bulabiliyor. Savunma ribantına hakim olduğu için iyi pas bek atma imkanına sahip oluyor. Selmayers özellikle Pınar karşıyaka da adeta takımına bir orkestra şekli gibi yönetiyor. Asistlerde, paslarda ve bulduğu sayılarla 27-24 öne geçilen oyuncuların arasında yer alıyordu ve işte Anthony Williams serbest atışlar kullanıyor. Birleşik Amerikalı oyuncusu Pınar Karşıyaka'nın ikinci serbest atışı bu da isabetli. 29-24 fark 5 sayı Pınar Karşıyaka'lı yine. Muratcan. Bu arada Onur Aydın oyunda Beşiktaş'ta. Ellie. Ellie zor pozisyon. İsabetli değil. Onur ribaundu aldı. Nedim'in yerine oyuna girmişti Onur Aydın. Ribaundu alıyor. Bu arada değişiklik sandalyesinde Volkan Aydın'ı görüyoruz. Beşiktaş'ta. Faruk, Muratcan, 3 sayılık atışı isabetli değil. Ellie aldı ribaundu. Ondan seken top Bulviç'te. Muratcan, Faruk, boş pozisyon. 3 sayılık atışı isabetli. Çok etkili 3 sayılık basketleri olan bir oyuncu Faruk Beşok. Genelde olan ama bugün ilk defa kullanan. İşte Faruk'un kaydettiği 3 sayılık basket. 29-27. Stenmaier 3 sayılık atışı isabetli değil. Top dışarıya çıkıyor. Williams. Onur Aydın karşısında. Williams iki sayılık atış kullandı. İsabeti değil. Şemsettin topu çelmek istedi. Başarılı olamadı. Faruk. Turnike basket mi? Hayır. Top çemberin içinden çıkıyor. Ve ardından Williams alıyor ribaundu. Daha sonra Murat Cangiler'in kaptığı top. Ve Anthony Williams'ın yaptığı faul. Faul pozisyonu bir kez daha görüntüde. Williams topu saklamaya çalışıyordu. Muratcan topu çaldı ama Williams faul yapıyor. Bu pozisyonda Muratcan'a. Oyuncu değişikliği Beşiktaş'ta. Volkan Aydın oyuna giriyor. Muratcan Güler oyun kenarında. Mete Babaoğlu geliyor görüntüye. Pınar karşıya kampanya. Volkan. Ellie. İkinci periyotta 3.5 dakikalık süre sona erdi. Volkan. İki sayılık atış kullanıyor ve basket kaybediyor. Evet, garanti subabı Beşiktaş'ın Volkan yılların tecrübesiyle ne zaman oyuna girdiği zaman ondan beklenen performansı gösteren bir oyuncu. Ve Volkan'ın kaydettiği basketle skor 29-29 beraber oldu. Ellie topu Woolwich'e kazandırdı. Faruk. Volkan üç sayılık atışı isabetli değil. Şemsettin'in pası Stenmaier'se. Stenmaier pot altına kendi girmek isteyince Faruk faul yapıyor. Ve Faruk 5 ok görüntüde. Pınar karşıya kadar Levent Türkmaz oyuna girdi. Şemsettin Baş oyun kenarında. Şemsettin Baş'ın bugün çok da gününde olmadığını gören Babaoğlu bu değişikliği yaptı. Daha bir genç bir kadroya dönüştü Karşıyaka. Stenmaier'in ilk serbest atışı isabetli. Maçta kullandığı iki serbest atışta da sayılar buldu. Üçüncü serbest atışı bu da isabetli. Stenmaier'in maçtaki 10. sayısı. 31-29 öne geçiyor Pınar Karşıyaka. Woodridge, Faruk, Ellie, Volkan,
Volkan pot altına girdi. Dışarıya döndü. Faruk'a. Faruk üstelik atışı isabetti. Evet. Bu maçtaki ikinci üstelik basketi Faruk Beşok'un. Ve Faruk da giderek açılmaya başlıyor. 32-31 öne geçiyor Beşiktaş. Levent. Düzeltiyorum. Altay atış kullandı. İsabetli değil. Ve şimdi Beşiktaş hücuma. Faruk. Bulric. Hücumu sona ermesi için 10 saniye var. Bulric pot altını düşündü ve basketi buluyor Andre Bulric. Tabii işte basketbolun klasik deyimi bir takım oyun kurucusu kadar iyidir. Tam Bulric için söylenmiş bir laf herhalde. Daha doğrusu bugün çok ona uyan bir laf. Çünkü vites değiştirerek gerektiği zaman hemen devreye giriyor ve sayı buluyor Bulric Beşiktaş adına. Bulric gerçekten de çok tecrübeli bir oyuncu değerli seyirciler. 27 yaşında 1.88 boyunda. İki sezon Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Fransa'nın Le Mans takımına gitti ve ardından NBA'de Denver Nuggets'ta bir tecrübe yaşadıktan sonra tekrar Beşiktaş'a geri döndü. 34-31 Beşiktaş'ın üstünlüğü. Tabii Beşiktaş devamlı oyuncu değiştirmek suretiyle ve Meşeli Akopa'da ısrarla yer vermemek suretiyle Nedim'e şans vermişti. Şimdi Onur Aydın'a şans veriyor Ahmet Pandemir. Bu arada başarılı oyunu izlemiş olduğumuz Murat Can'ı şu anda kenara alarak Volkan'dan oynuyor. Sürekli oyuncu değiştirmelerini gerçekleştirerek takımı hem diri tutmaya çalışıyor hem de Karşıyaka karşısında eleği daha fazla devreye sokacak çözümler arıyor. Pınar Karşıyaka 15 maçta 7 galibiyet 8 mağlubiyet aldı. 22 puanla 8. sırada. Beşiktaş ise 9 galibiyet 6 mağlubiyette 24 puanın sahibi ve 6. durumda. Pot altına girdi ama başarılı olamıyor. Bulric, Muratcan, Bulric, basket. Gerçekten de çok güzel bir organizasyon. Hücum organizasyonu ve Bulric'in smaç basketi. 3'e 1 yakalamışlardı ve çok da güzel değerlendirdiler. Güzel basket bir kez daha girmişti. 36-31 Beşiktaş üstünlüğü. Ştel Mahrez, Cenk, Levent. Levent'in üstelik atışı isabetli. Levent Kürtnaz, Pınar Karşıyaka adına 3 sayılık basketi buluyor. Skoru 36-34 yaptı. Muratcan. Faruk. Ali. Bulric top bekliyordu. Volkan Aydın. Şimdi Bulric. Boş pozisyon. 3 sayılık atış isabetli. Çok etkili bir oyuncu Andre Bulric. Her an skoru değiştirebilecek niteliğe sahip. Ve kaydettiği sayılık baskette skoru 39-34 yaptı. Beşiktaş her hücumda bir kez topu eleyle buluşturup tekrar dışarı alabildiği çok başarılı oluyor. Biraz önce Bulric'in basketi ne kadar güzelse Ştel Mahers de aynı güzellikte karşılık veriyor. Karşılıklı oyun kurucuların performansı etkiliyor maçın gidişatını. İşte ters turnike basket Robert Stelmahers'ten. 3,5 dakika sonra ikinci periyot sona erecek. Volkan ve topla yürüyor. Halil Baldemir çok iyi yakaladı pozisyonu. İşte Halil Baldemir karşılaşmanın yardımcı hakemi ve kenardan Pınar Karşıyaka topu oyuna soktu. Üç sayılık üstünlüğü Beşiktaş'ın. Williams 3 sayılık atış kullandı. İsabetli olsaydı skora denge girecekti. Bulric kendi yarı sahasından aldığı topla yükleniyor ama başarılı olamadı. Şimdi Ştel Mahrez. Ştel Mahrez. Ştel Mahrez atış isabeti değil. Cenk iyi takip etti ama sonuç alamıyor. Şimdi Bulric. Faruk. Altay karşısında Altay'ın üzerinden turnike basket Faruk Beşok'tan. 41-36. Oyun karşılıklı hatalar sonucunda buradan pas fiyatlarla biraz koş koş ata dönüşmeye başladı. Ştel Mahrez. Hatırlatalım ilk karşılaştığı Beşiktaş 139-72 kazandı. Levent. Levent pota altına giriyor. Bu arada faul. Levent pota altına giriyor ama dönüşü sırasında da Bulric onun koluna giriyor. Ve böylece faul oluyor. İşte faul pozisyonu bir kez daha görüntüde.
gerçekten de çok temiz bir karşılaşma oluyor diyebiliriz. Çünkü bir faul var ikinci periyotta Pınar Karşıyaka'nın. Beşiktaş ise 3 faul yaptı. Oyuncular son derece centilmen ölçülerde ve güzel bir mücadele sergileyerek oynuyorlar. Biraz önce Şemsettin'in kaydettiği basketle skoru 41-39 yaptı Pınar Karşıyaka ve farkı 2 sayı indirdi. Koş koş at şeklinde olduğu için fazla temas yok, kontak yok. Oyuncular kaçıp koşuyor, şutunu buluyor ve geri dönüyor. Onun için temiz oyun ondan oluşuyor. Volkan. Williams'ın baskısı. Williams'ın çağırdığı yerde Faruk. Ancak pozisyon öncesinde faul var. Faulü yapan oyuncu Alpay Öztaş. Son bir kez daha görüntüde. Faruk da çok tabii harekete başlamıştım diye itiraz ediyor. Ancak bizim kulağımıza gelen düdük daha önce çaldı Faruk harekete başlamadan önce. Woolrich, Faruk, Eli, Volkan, 3 sayılık atış isabetli değil. Eli al reboundu. Eli, pot altında öyle büyük baskı var ki Eli'ye. Topu aldığı anda en az 2 oyuncu yanına geliyor. Ve Levent Türknaz da işte Eli'ye baskı kırmak isteyen oyunculardan biriydi, faul yaptı. Şimdi tabii skorer oyunculara olan bir beşte oynadığı için Beşiktaş içeri tam kapanamıyorlar. Volkan da, Faruk da dışarıdan, Murat'tan da dışarıdan tutulan oyuncular olduğu için içeri kapanamıyor Karşıyaka. Bu durumda Eli içeride biraz rahatlıyor. Top Eli'ye inip tekrar dışarı çıktığı zaman da Beşiktaş sayı buluyor. İlk atışı isabetli İzmiyalı'nın, ikinci atışı o da isabetli. Bu maçta kullandığı 4 serbest atışın ikisinde sonuç aldı William Baderley. 43-38. Beşiktaş'ın 5 sayılık üstünlüğü var. İkinci periyotta son 1,5 dakika. Levent. Altay. 3 sayılık atış. Hayır, 2 sayılık atış gösterdi hakemler. Sonuç gelmiyor bu atıştan. Ve şimdi Beşiktaş hücumu. Faruk, Eli, Volkan, Woolrich top bekliyor. Şimdi Faruk, Faruk'un 3 sayılık atışı isabetli değil. Alpay aldı reboundu. Alpay topu aldı. Daha sonra topa sahip olmak isteyen Volkan Aydın topla birlikte dışarıya çıkıyor. Pınar Karşıyaka taraftarı İzmir Atatürk Spor Salonu'nu doldurdu. Her maçta bu şekilde taraftar geliyor. Pınar Karşıyaka taraftarı gerçekten de çok vefakar. Evet, vefakar aynı. Eğitimdeki basketbol sevgisinin bir yansıması Karşıyaka her zaman için. 35 yıllık ülke Karşıyaka ve İzmir hep böyle üstü sevgisiyle Türk basketboluna katkıda bulunmuş. Cenk Traktör'ün basketi. Ve böylece farkı sayı indirdi Beşiktaş karşısında Pınar Karşıyaka. Eli. Eli. Eli'ye baskı ve bu baskıdan sonuç alıyor Pınar Karşıyaka. Levent. Levent. Biraz acele edince hücumda top ayağını çarpıyor, dışarıya çıkıyor. Eli'ye baskı yapmakta, içeri yardım etmekte ne kadar faydalıysa böyle Levent. Bu topu kaybetmekte de o kadar acemice davrandı. 25 saniye sonra ikinci periyot sona erecek. Bir başka deyişle ilk yarı sona erecek değerli seyirciler. Pınar Karşıyaka ilk periyotta 22-20 öndeydi. Ve şu anda Beşiktaş'ın 43-40'lık üstünlüğü var. Dolayısıyla arada basketbol için hiç önemli olmayan bir sayı farkı var. Denklik süre geliyor. Tabii maçın sonuna kadar bunu nasıl yansıyacağı bilinemez ama Beşiktaş'ın Karşıyaka'ya göre de daha derin bir kadrosu var. Daha nitelikli oyunculara sahip, hücum nitelikli oyunculara sahip. Şu anda da bir kısmını da henüz kullanamamış vaziyette. Cenk Traktör'ün kaydettiği basketi bir kez daha izledik. Mola süresi sona eriyor. Ve şimdi takımlar ikinci periyottaki son 25 saniye için sağdaki yerlerini tekrar aldılar. Woolrich.
Ali. Muratcan top bekliyor. Volkan. Tarık boş pozisyonda. Şimdi top aldı. Ali pot altında ikili sıkıştırmayı görünce dışarıya dönüyor. Volkan iki sayılık atışı isabetli. 5 saniyesi var Pınar Karşıyaka'nın. Levent scoreboard'a baktı. Uzun mesafeli atış tutunuyor. İsabetli değil. Ve böylece karşılaşmanın ikinci periyodu, bir başka deyişle ilk yarısı 45-40 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Kısa bir değerlendirme alalım. Beşiktaş tabii şu anda ev sahibi Karşıyaka'nın evinde oynuyor ve bu sağladığı avantajlı bir rakam, 5 sayılık bir avantaj yakalamış vaziyette. Oyunun kontrolü ve hakimiyeti kesinlikle iki tarafa da geçti diyemeyiz. Tamamen ortada giden bir maç. İkinci devrede çok farklı görünümlere açık bir maç. Bakalım ikinci bölümde 3. ve 4. periyotta neler olacak? Pınar Karşıyaka Beşiktaş mücadelesinde bunu yaklaşık 15 dakika sonra öğreneceğiz. İkinci yarıda neler olabileceği, Karşıyaka'nın seyirci desteğiyle de oyunu kendi lehine çevirebilme ihtimali her an için açık bir opsiyon. Bu arada Beşiktaş'ta Alay'ın pot altında ilk iki periyotta çok iyi kapatıldığını gördük. Bunun dışında Beşiktaş'ta Ahmet Kandemir, Yegor Meşeryakov'u tercih etmedi. Onun yerine Nedim Yücel'le başladı oyuna. Daha sonra yerine Volkan Aydın'ı soktu. Genç Onur Aydın'a yer verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Nedim'le başlaması genç altyapıdan gelen gençlere fırsat verilmesi açısından bizim için, basketbolumuz için çok güzel bir şey. Ancak bu Karşıyaka'nın için Ele'yi daha iyi bir savunma yapabilme ihtimalini hazırladı. Çünkü Nedim'i ihmal ederek içeri gömülebilme imkanı yakaladı Karşıyaka savunmada. Bir anlamda baba oğluna yardımcı oldu Kandemir bu seçimiyle. Böylece de Ele'yi sadece 4 sayıda kaldı. Önemli silahını devreye sokamamış oldu. Ancak Beşiktaş için olumlu olan Muratcan Güler'in girdiği zaman Volkan'ın, Faruk'un da ikinci periyotta açılmasıyla beraber hücumda etkili olabilmesi ve başarıyı yakalayabilmesinde yatıyor. Evet değerli seyirciler, işte üçüncü periyot başlayacak biraz sonra. Pınar Karşıyaka'da maça başlayan 5'ten farklı bir oyuncu göremiyoruz. Bunun dışında Beşiktaş'ta maça başladığı 5'te yer alıyor 3. periyotta. Evet, tablo aynen birinci periyotta izlediğimiz 5'lerle başlıyor iki takımda. Ve Williams'la Ali arasındaki hava atışı bu kez ilk hücum şansı Pınar Karşıyaka'da. İlk iki periyot sonrasında 45-40 Beşiktaş üstünlüğü. Cenk dışarıya döndü Şemsettin'e. Şemsettin dönerek atış isabetli değil. Williams tamamlamak istiyordu, başarılı olamadı. Nedim'den seken top şimdi Murat'tan gider. Woolrich. Williams karşısında. Woolrich atış isabetli değil. Alpay'da kalan top. Stelmahers. Şemsettin. Uygun pozisyon. Şemsettin ve basket. Potalı atışı isabetli. Basketi buluyor Şemsettin Baş. Böylece 3. periyodun ilk basketi Pınar Karşıyaka'dan Şemsettin Baş'tan geliyor. 2. yarının başı her iki takım için de çok önemli. İlk avantajı da Karşıyaka kullanmış oldu Şemsettin'de. 45-42. Farklı sayı Beşiktaş lehine. Nedim. Woolrich. Muratcan perdeleme yaptı. Ali'yi boşa çıkardı. Şimdi Ali'yi. Ali'ye müdahale var. Ve topu kaybediyor Ali. Stelmahers. Güzel pas. Cenk kaptır ama Cenk'in beklemediği bir pas olduğu için topu kaptırdı. Şimdi Faruk. Faruk'a faal yapıyor. Robert Stelmahers. Atış birazcık da şansının yardımıyla girdi. Basket bir defa. Ama yılların deneyimiyle Faruk en doğrusunu yaptı. Hareketini devam ettirdi. Faul gücüne rağmen hareketini devam ettirip atış şansını denedi. Şansın da yardımıyla izlediğimiz gibi bir top sayı oldu. Yönetmenimiz İlhan Cengiz ve teknik ekipteki arkadaşlarımız bu pozisyonu bir kez daha ilettilerse. Stelmahers. 48-42 skor. 6 sayılık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Williams. Nedim'in baskısı. Williams. Ters taraftan dönüyor. Bırakıyor. Atış isabeti değil. Woolrich. Nedim. Güzel var. Ali içeriye girmek isterken faul. Faul yapan oyuncu görüntüdeki Robert Stelmahers.
Vermaers tabii maçın başında oyun kurucu olarak hücumlarda da skora katkısıyla Karşıyaka için olumlu sinyaller veriyordu ama ikinci periyottan itibaren işte Vermaers biraz suskun gözüküyor. Şimdi William Bartley'den serbest atışlar. Bir satış isabeti değil. 48-42 üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Orayın bir karşılaşmada şu ana kadar 4 sayısı var. Maçtaki 6. serbest atışta William Bartley'in bu isabette 6'da 3, 5. sayısı ve skor 49-42 Beşiktaş lehine. Stelmahan, Alpay, Williams, Nedim yanında. Tarık yardıma geldi. Ellie karşısına geldi. Dışarıya döndü. 3 sayılık atış denemesi ve basket. 3 sayılık basket Cenk Duraklar'dan geliyor. 49-40. Ellie. Nedim tertelime yaptı. Dışarıya döndü Ellie. Duraklar. Hücumun son ermesi için 6 saniye var. Burakcan top altına girdi. Her pozisyon atış isabeti değil. Top Ellie'den dışarıya çıkıyor. Bu hücumdan sonuç alamadı Beşiktaş. Alpay oyun kenarında. Onun yerine Güven Esmer giriyor Pınar Karşıyaka'da. Hadi bu pozisyonlar şimdi Karşıyaka'nın olumlu değerlendirmesi gereken pozisyonlar. Ancak Karşıyaka'nın 5 numara diyebileceğimiz, ideal 5 numara diyebileceğimiz veya 4 numara diyebileceğimiz eleyle içeride hücumda mücadele edecek ve denklik sağlayacak bir oyuncusu yok. Stelmaher 2 sayılık atışı isabetli. Ancak böyle dışarıdan bulduğu şutlarla başarılı bir sistem uygulayarak sağda kalabiliyor Karşıyaka. Forvetlerine büyük iş düşüyor Pınar Karşıyaka'na. 49-47. Beşiktaş'ın 2 sayılık üstünlüğü devam ediyor. Muratcan, Faruk, Ellie, hücumun son ermesi için 3 saniye var. Muratcan yüklendi ve basketi kaydetti. Hücumun son ermesi için 1 saniye vardı. Top elden çıkıyor, korna çalıyor ama atış isabeti olduğu için Beşiktaş skoru 51-47 yaptı. Williams atış isabeti değil. Rebound mücadelesi Şemsettin. Bullrich Şemsettin elini topu alıyor. Şimdi Muratcan ve Faruk. Nedim dışarıya döndü Muratcan'a. Bullrich. Sektirme pas. Nedim de paslaştı Bullrich. Şimdi alayı zor pozisyon atış isabeti değil. Çeken top Bullrich'te. Beşiktaş hücum tazeleyecek. Cenk'in büyük baskısı var Ellie'ye. Ellie bu baskıdan belki de yıldı. Ve topun kontrolünü kaybediyor. Top Ellie'den dışarıya çıkıyor. Alpay'la ve Cenk'le tamamen yıpratıyorlar Ellie'yi pota dibinde. Ve etkisiz hale getiriyor Karşıyaka. Son 6 dakika 3. periyotta. 51-47 Beşiktaş üstünlüğü. Şemsettin güzel sayıldı. Güzel bir blok geldi Nedim Yücel'den. Faul. Bari yapan oyuncu Güven Esmer. Şemsettin bu hareketteki faul beklentisinden dolayı biraz hakemlerin kararından mutsuz. Nedim görevini yapmış bir oyuncu olarak sağ kenarında şu anda yerine Volkan Aydın girdi Beşiktaş'ta. Volkan çok sayılı katış isabetli. Evet, hep beraber izliyoruz. İşte Volkan tam bir görev adamı. Yılların FSP'sinin emektar oyuncusu. Girdiği anda sayısını buluyor Beşiktaş adına. 54-47. Cenk ayağı çizgide. İki sayılı katış isabetli değil. Rebound mücadelesinde faul. Faul yapan Volkan Aydın. Karşıyaka devrenin başı itibariyle arayı kapar gibi oldu ancak nefesi, hücumdaki nefesi yok Karşıyaka. Cemsettin'in atışı isabetli değil. Ve şimdi Beşiktaş hücumu. Muratcan. Muratcan pot altında
Atış isabeti olsa basket bir defa olacak. Faul yapan oyuncu. Kim oldu ona bakmamız gerekiyor şimdi. Evet, Güven Esmer'e işaret ediliyor. Faul. Güven Cenk'ten önce müdahale ediyor. Faul'ü, Güven Esmer yapıyor. Beşiktaş tabii kendi adına olumlu bir basketli basketbol anlayışı gösteriyor ve Karşıyaka'nın üstüne iyice yükleniyor hücumda bulduğu toplarla. Muratcan'ın ilk serbest atışı isabetli. Bu maçtaki ilk serbest atışı bu atışta isabetli. Muratcan'ın 15. sayısı ve skor 56-47 Beşiktaş ligine. Harika açmaya başladı Beşiktaş. Son 5 dakika 3. periyotta. Güven. Stelmaher. Alpay top bekliyor. Baskısı Volkan Aydın'ın. Cenk güzel hareketler sonrasında basketi buldu. 56-40. Muratcan. Faruk. Muratcan. Bullrich pot altından dolaşıyor. Güven Esmer'in kontrolünde. Bullrich. Perdeleme Faruk'tan. Hücumu sona ermek için 5 saniye var. Bu arada faul. Faul yapan oyuncu Güven Esmer. Güven'in 3. faulü. Serbest atışlar ilk atış isabetli. Andre Vubric kendine yapılan serbest faullerden sonra serbest atışlar kullanıyor. Maçtaki 2. serbest atışıydı bu. Bu da 3. atışı. Bu atışı kaçırdı ama seken top Vubric'te. Hani Karşıyaka savunmasının büyük bir yıldırmazlığı var burada. Foul atan oyuncu gidip avuza düşen topu kendi alıyor Vubric. Burada bir hata var. Volkan ayağa çizgide. Hiç bir katış isabetli değil. Williams'ta kalan top. Bu arada sanırım karşılaşmanın saatinde bir problem var. Yengül Öget masa hakemlerinin yanında. Ribaunt'tan sonra saat çalışmadı sanırım. 4 dakika 19 saniye geliniyor şu anda 3. periyodun son ermesi için. 57-49 üstünlüğü var Beşiktaş'ın. İşte Mete Babaoğlu itiraz ediyor. Biraz önceki pozisyon sonrasında sağ çalışmamıştı değerli seyirciler. Volkan atışı kullandı. Williams topu aldı ama sağ çalışmadığı için masa hakemleri uyarıyorlar Memduh Öget'i. Bu pozisyonda bir fark kaybı olmadı her iki taraf için de. Saatin düzenlenmesinden sonra normal bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Şu anda maçın en skorer oyuncuları Muratcan Gider ve Andrei Vubric. Robert Stelmaher ise 14 sayı buldu Pınar Karşıyaka adına. Faruk ve Cenk Raklar ise 13'er sayı oynuyor. Tabii bu görüntüler Beşiktaş'taki dış oyuncular arasındaki skorun dengeli dağıldığını gösteriyor. En fazla rebound alan oyuncu bu dakikaya kadar William Bart Elley. 9 reboundu var Elley'in. Andre Vulvic 6 kez rebound aldı. Şemsettin Baş, Muratcan Güler ve Alpay Öztaş'ın ise 5'er reboundu var. Bu rebound göstergeleri de tabii Karşıyaka'nın 5 ve 4 numaralı nitelikli oyuncularının olmayışından ötürü biraz meydanın Elley'e boş kaldığını gösteriyor. Savunma reboundlarında Elley bu topları rahatlıkla alabiliyor. Mete Babaoğlu, Robert Stelmaher ve Alpay Öztaş'la birlikte 4 dakika 19 saniye gösteriyordu scoreboard. İşte 4 dakika 12 saniye gösteriyor şimdi. Skor da taşınırsa olay tamamlanmış olacak. Evet, scoreboard'daki hata tekrar yansıyor görüntüye değerli seyirciler. 3. periyoda getirilecek. Evet, 3. periyoda geldi. Şimdi takımların kaydettiği basketler yazılıyor. Orada mutabık kalırsak oyun başlayacak.
arada. Bu duraklama bölümünde maçtan güzel anlar izliyoruz, enstantaneler izliyoruz. Skorboard'daki ayarlar artık son aşamasında. Sanırım biraz sonra karşılaşma devam edecek. Evet, Memduh Öget'in düdüğü. Ve karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü periyotta son 4 dakika. Stelmaher'se faal yapan oyuncu Muratcan Güler. Muratcan'ın bu maçtaki ilk faali. Beşiktaş'ta böylece 3. periyottaki 2. faali. Pınar Karşıyaka'nın ise 5 faali var. Williams. Dışarıya döndü. Şimdi Alpay. Alpay'a blok ediyor. Ellie aldı. Ellie pas verebilecek arkadaşını bulamayınca kendisi getirmeyi tercih ediyor. Şimdi oraya tapın. Muratcan. Ali'den tazeleme. Bu bir hareketiydi. Favra'yla. Bullrich. Bizim için son 5 saniye. Top. William Bat Ali ile Cenk Kulaklar arasından dışarı çıkıyor. Pick and roll dediğimiz içeri devrilme oyununu yapmak istedir ama mesafe çok birbirlerine yakın oldukları için bu hücum bu koşunu işte gördüğünüz gibi eleği tutamıyor. Güven. Williams. Atış, basket bir defa. Williams'ın basketi. Tabi bu arada scoreboard'da hangi oyuncunun kaç faal yaptığını göremediğimiz için net olarak söyleyemiyoruz. Evet, Volkan Aydın'ın faal yaptığını işaret ediyor şu anda hakemler. Scoreboard'da işlendi Volkan Aydın'ın yaptığı faal. Williams basket faaldan sonraki serbest satışında sonuç alamadı. Fark altı sayı Beşiktaş'ta. Karşıya kadar taraftarlar görüntü. Son 3 dakika 3. periyot. Ellie. Cenk yanında. Ellie. Son atış isabeti değil. Peken top tekrar elinde. Ve Ellie ilk defasını değerlendiremedi ama ikincisinde basketi buluyor. Bu arada Şemsettin Baş'la Ellie arasındaki bir tartışma. Tartışma büyümeden karşılaşmanın baş hakemi Memduh Öget araya girdi. Ve oyun tekrar devam ediyor. İşte Şemsettin ve Ellie arasındaki tartışma yakın planda bir kez daha geldi önce. Gerçekte bugün önemli performans göremediysen Şemsettin basket. Bir kere daha oyuna soktu. Bir faz daha dönüyor ve Şemsettin de bunu iyi değerlendiriyor şu anda. Bomboş kaldı pot altında Şemsettin. Ve Şemsettin baş için kolay bir basket. 59-53. Fark 6 sayı. Volkan. İlk sayı katış bölgesinde Volkan ve basket. Öğle anlarda ortaya çıkıyor ki Volkan Aydın. Pınar Karşıyaka farkı kapatmaya çalıştığı zamanlarda devreye girerek Beşiktaş'ın farkını korumasını sürdürüyor. Stelmaher. Stelmaher zor atış öncesinde faul var. Ya Volkan ya Muratcan Güler. Evet, Muratcan Güler'in faul yaptığı işaret edildi. Muratcan'ın ikinci faali. ...62-53... Beşiktaş'ın üstünde. Stelmaher. Şemsettin. Williams. Williams atış isabeti değil. Şemsettin ribaunda giriyor ama başarılı olamadı. Başarılı bir zon savunma yaparak Karşıyaka'nın etkili olmasını önlemeye çalışıyor. Bu arada Karşıyaka'da zaten Beşiktaş'ın dizilişine uygun olarak bir anlamda yeni bir adam oynuyor. 3 sayılık atış denemesi isabetli.
Andre Vurdiş'in 3 sayılık basketi. Ve işte Ahmet Kandemir geldi görüntüye Beşiktaş antrenörü. Böylece farkı arttırmaya başladı Beşiktaş Pınar Karşıyaka karşısında. 65-53. Stelmaher zor atış isabetli. 3 sayılık basket Robert Stelmaher'den. 65-56. William Mark Ellie basket alıyor. Bu arada mola geliyor değerli seyirciler. Biraz önce Ellie'in kaydettiği basket bir kez daha görüntüde. Pınar Karşıyaka'nın hücum faul beklentisi vardı. Ellie dönerken tabii Genk'e dönüşü sırasındaki temasında Genk'e düşmesiyle birlikte bu bir görüntü seyirciyi tahrik edecek bir şekil aldı gördüğümüz gibi. Burada eleği tamamen içeri dönerek hareketini tamamlıyor. Bir durma söz konusu değil. 67-56 değerli seyirciler skor. Beşiktaş'ın 11 sayılık üstünlüğü var. Beşiktaş'ın tabii şu ana kadar skoru ve maçı önde götürmesinin en önemli sebebi dış adamları gerçekten yüzdeli oynuyorlar. Faruk ilk iki periyodu Faruk götürdü. Özellikle iki periyodu dış atışlarda başarı buldu. Muratcan aynı şekilde dış atışlarda başarılı. Vuruş bir numaradan önemli katkılarda bulunuyor. Bunlar hep eleğin dışında gerçekleşen olaylar. Volkan da sayılarını bulmaya başlayınca Beşiktaş dışarıdan oyunu iyi götürüyor. Pınar Karşıyaka 3. periyotta şu ana kadar 16 sayı buldu değerli seyirciler. Beşiktaş ise 22 sayı kaydetti. Şemsettin zor atış, blok geliyor. Hücum devam ediyor. Şemsettin 5'e aldı. Bu arada Ellie düşerken faal yapıyor Şemsettin'e. Mete Babaoğlu görüntüdeydi. Ve William Batrali ikinci faal yaptı. 25.9 saniye var değerli seyirciler. İkinci periyodun son vermesi için. Faal pozisyonu bir kez daha ekranda. Tabii bu periyot bitiyor. Ondan sonra bir son 10 dakika kalıyor Karşıyaka için. Karşıyaka'nın savunmada Beşiktaş'ı bu ritminden bitirebilmesi için farklı bir şeyler yapması zamanı geliyor artık. Şemsettin Baş'ın şu ana kadar 14 sayısı var. Peki ilk serbest atışı isabetli değil. Bu atış isabetli ve böylece fark 10 sayıya indi. Beşiktaş 67, Pınar Karşıyaka 57. 20 saniye üstünde bulundu. Bolu. Stelmaher karşısında. Son hücum olarak kullanım takımı Beşiktaş. Ulrich. Volkan. 2 sayılık atış. İsabeti değil. Rebound mücadelesi. Williams topu aldı. Williams saati kontrol ettikten sonra o pozisyondan atış bulamayacağını anlayınca topu tutuyor. Ve böylece 3. periyot Beşiktaş'ın 67-57 üstünlüğüyle sona erdi. Evet, Beşiktaş devreyi 5 sayı önde bitirmişti. 3. periyotta bu farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş normal bir tempoya aldı maçı ve oyunun hakimiyetini de ele aldı. Karşıyaka'nın sınırlı imkanlarıyla Beşiktaş'ı bu liderlikten indirebilmesi, oyunda kendisini öne geçirebilmesi için presli, baskılı, bol top kullanan bir hücum tarzına geçmesi için bir son 10 dakikası kaldı. Bakalım o son 10 dakikada Beşiktaş karşısında Pınar Karşıyaka ne yapacak? Özellikle ilk iki periyotta Ellie'yi çok iyi durdurmuştu Beşiktaş karşısında Pınar Karşıyaka. Ama ardından dış atışlarda sonuç alamayınca ev sahibi takım aradaki farkı arttırdı Beşiktaş ve şu anda 10 sayılık üstünlüğü var. Üstelik bugün Meşeli Akof'u oynatmıyor Beşiktaş. O da belki bir iç ceza düzeni var. Ümit Tarhan Basketbol Federasyonu tarafından cezalandırılıyor. Belki de Meşeli Akof da Ahmet Kandemir tarafından cezalandırılmıştır. Veya bir başka gerekçe vardır ama Meşeli Akof oynamıyor. Buna rağmen
Eli de istediği gibi oynayamıyor hücumda. Yani skora katkı olarak oynayamıyor. Yoksa savunma ribaundlarına tabii ki çok hakim. Ama diğer dışarıda oynayan 4 oyuncu skoru da paylaşarak, devre devre araya girerek iyi savunma da yaparak Beşiktaş adına olumlu basketbol oynuyorlar. İşte olumlu basketbol oynayan oyunculardan biri de Volkan Aydın'dı. Şu atışı isabetli değil ama daha önce bulduğu basketlerle farkın açılmasında önemli pay sahibi olan oyunculardan biri. Dördüncü periyot hava atışıyla başlıyor. Üçüncü periyoda Pınar Karşıyaka başlamıştı. Dördüncü ve son periyoda da Pınar Karşıyaka başladı. Levent. Williams. Williams. Zorladı pozisyonu basketbolda. 67-50 atıştı. Anthony Williams'ın basketi. Pozisyon bir kez daha görüntüde. Faura faal yapıyor. Biraz önce izlediğiniz basketi kaydeden Anthony Williams. Williams'ın ikinci faali. Pınar Karşıyaka yaptı. Eli, ikili sıkıştırma dışarıya döndü. Bulrich. Selma Ağaç karşısında. Faruk, ikili sıkıştırıyor. İsabeti değil. Eli aldı bir bağlı. Zor pozisyonda basketi kaybetti. 69-59. Savunma biraz düştüğü için Karşıyaka'da Eli'de hücum bir bağlarında iyice gözükür olmaya başladı. Ligimizin en değerli oyuncusu William Butler Eli pot altında kendisine uygun pozisyon bulduğu zaman basket kaydedebilen bir oyuncu. Bu pozisyonda faal. Karşıyaka'nın iyi savunması karşısında Genk'le ve Alpay'la değişe değişe Eli'yi epey yıprattılar. Ancak Eli'de hücum ribaundlarında ekranı taştan çıkararak kendi bulduğu toplarla sayılar aramaya çalışıyor. Kermahen. İlk atışı isabetli. 18. sayısı. Maçta kullandığı bütün serbest atışlarda sayı buldu Robert Kermahen. Bu atışı da isabetli. 19. sayısı. Ve farkı böylece 8 sayı indirdi Pınar Karşıyaka. Kulüme Eriliyemiş ve Kermahen önemli katkılarda bulunuyor Karşıyaka'ya. Ancak alışılmış ritminin dışında olduğu için Şemsettin Baş Karşıyaka şu anda skorda geride gözüküyor. Murat Can. Eli, yine ikili sıkıştırma. Woodridge, hücumu sona ermek için dörtten yalardı. Atış isabeti değil. Stelmahers, Muratcan'dan sıyrılıyor. Stelmahers, içeriye döndü. Williams, kritik atış, 3 sayılık isabetli. 3 sayılık basketi kaydeden Williams, Betir Ünler bir anda ayağa kalktı. Bu da bir karşıya karşı, atış yürüyüşü. 69-64 değerli seyirciler skor. Atış öncesinde faal var. Faal yapan Alpay Öztaş. Biraz önce Williams'ın kaydettiği üstelik basket bir kez daha görüntüye geldi. Alpay'ın üçüncü faali. Maç öncesinde söylemiştik. Karşıyaka her an altıncı oyuncusu seyircisiyle beraber oyunun her anında devreye girebilir ve maçı kendi lehine çevirebilir. Woolrich. Fark 5 sayı Beşiktaş lehine. Büyük bir aleyhte tezahürat var Beşiktaş'a. Bu hücumdan faydalanamıyor Beşiktaş ve ardından hücum bölgesine geçerken Stelmahers Faruk faal yaptı. Faruk'un ikinci faali. Oyun öyle bir tempoda gidiyor ki iki tane başarılı top Karşıyaka'yı maçın lideri haline getirebilir. Ve oyunu bütün maç boyunca başarılı bir tempo sergileyen Beşiktaş geriye düşebilir herhalde. Beşiktaş ilk maçı kazanmıştı. Pınar Karşıyaka bu maçı kazanmak ve olasılık play-off eşleşmesinde bir birlik eşitlik sağlamak istiyor. Williams pot altına girdiği anda foul. Faul yapan oyuncu William Baddeley. Üçüncü faul. Fark azalmaya başlayınca taraftarlardan da destek gelmeye başladı değerli seyirciler. Williams'ın ilk serbest atışı isabetli. Pınar Karşıyaka'nın Birleşik Amerikalı oyuncusu 22 yaşında 2.02 boyunda ve Avrupa'daki ilk sezonu.
İkinci serbest atışta isabetli ve böylece fark ilk sayıya iner. Beşiktaş 69, Pınar Karşı 66. Değil yerinden de mükemmel bir heyecanlı basketbol olmaya başladı. Volkan. Levent karşısında Volkan. Son atış, dönerek atış isabetli. Yine Volkan faktörü Beşiktaş'ta. Dakika sonra karşılaşma sona erecek. Stelmaher. Baskıyı görünce dışarıya dönüyor. Williams. Hücumun son ermesi için 3 saniye var. Stelmaher. Kritik atış isabetli değil. Rebound mücadelesi Alpay'da kalan top. Ardından top dışarıya çıkarken Woolwich top oyun bölgesine geldi. Kelly pot altında Muratçı'na gitmeyen top. Biraz önce topu kaybeden Alpay Öztay bu hatasını telafi etti. Ve şimdi Pınar karşıya hücum var. Williams kaptığı kadar da kötü bir pasta topu el değiştirmesini sağladı. İşte Mete Babaoğlu geldi görüntüye. Pınar karşıya kampanyaları. Mahers, Levent, Bal. Volkan faaliyeti. Volkan'ın üçüncü faali. Şu anda tabii karşıya kadar hücuma katkıda olabilecek iki tane oyuncu var. Sten Mahers veya Williams. Bu iki oyuncudan sayı bulmak zorunda karşıya. Volkan'ın yaptığı faal sonrasında Beşiktaş'ın faal hakkı doldu. Pınar Karşıyaka'nın ise iki faali var değerli seyirciler bu periyotta. Williams dışarıya dönüyor. Levent ilk hareketi buradan bir sahne giriyor. Ali'den önce araya girmek istiyordu oyuncular ama başarı olamadılar. Bu arada ilginç bir pozisyonu izledik. Ali topu aldı. Pas verecekti ama sonra vazgeçiyor, şemsiyesine çarptırıyor, top dışarı çıkıyor. Karşıyaka hücumda nasıl iki oyuncuya kaldıysa Beşiktaş'ta tam tersi avantajlı bir durum var. Her beş oyuncuda her biri ayrıca Beşiktaş adına sayı üretebilir. Tabi burada Beşiktaş'ın avantajı ve Beşiktaş'ın derin kadrosunun farkı. Fark 5 sayı Beşiktaş adına. Bulric. Volkan. Elik. Top bekliyor. Volkan. Faruk'a döndü. Faruk. Topla yürüme. Pınar Karşıyaka baskılı savunmasına sonucunu alıyor. Volkan'ı hataya sürüklüyor Pınar Karşıyaka. ...71-66 üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Şu anda maçtaki maçın bu duruma gelmesinde tabii Ahmet Babaoğlu'nun ve Karşıyaka'nın daha önemli katkıları olduğu söylemek mümkün. Çünkü sınırlı hücum imkanları olan takım Karşıyaka ev sahibi olmanın avantajı var sadece. Beşiktaş'ta derin kadrosuyla skoru maçın başından beri önde götüren takım şu anda bir sıkıntıya düşmüş vaziyette Karşıyaka karşısında. Bakalım geride kalan 5 dakika 38 saniye neleri getirecek karşılaşmada. Artık her şey çok önemli, her hücum çok önemli. Biz de söylüyorsunuz maçlarımızda her hücum altın değerinde. Hataların telafisi için gerçi zaman var ama daha sonra kaybedilen toplar son bölümlerde çok aranan toplar oluyor. Tabii bu durumlarda Karşıyaka'nın Efes karşısında bir maçını hep beraber basketbol severlere ulaştırmıştık. Uzatmaya kadar götürmüştü Karşıyaka ve Efes bir sene uzatmada boyun eğmişti. Karşıyaka kendi sahasını çok güzel ve agresif basketbol oynayan bir takım. Süresinden sonra Pınar Karşıyaka hücumu sonuç alamıyor Pınar Karşıyaka. Faruk, Woolrich, Ali topla buluşuyor. Şey istediği gibi değil. Şimdi Pınar Karşıyaka hücumu. Önemli bir hücum şansı Pınar Karşıyaka için. Şemsettin'in ilk sayılık basketiyle tribünler ayağa kalktı. İşte az önce sizin ettiğin Efes maçında da maçı uzatmaya götüren 26 saniyeye kadar Şemsettin aynı yerden kaçırmıştı. Bugün bu başarısı, bu sayı başarıyla çevirdi. Var böyle şey iki sayı yerinde. 71-69 Beşiktaş üstünde. Murat Can. Eli ve top Eli'den dışarıya çıkıyor. Beraberlik hatta öne geçebilme şansı.
Şemsettin yine yükselik atış denedi, isabetli değil. Altay topu alamıyor, şimdi Beşiktaş hücuma. Rakan, Rakan pot altına girdi, güzel hareketler. Şemsettin hareketli, Stelmayers'ın pası, Levent Kırsan. Tamamlayan Altay Öztaş. 71-71 beraber. Başarısı çünkü iki oyuncu kaçırıyor, arkadan bir Altay geliyor, topu takip eden var. Bir ara Beşiktaş farkı 12 sayıya çıkarmıştı değerli seyirciler. Şu anda Beşiktaş Pınar Karşıyaka önünde zor anlar yaşıyor. Faul yapan oyuncu Robert Stelmayer. Stelmayer'sin üçüncü faulü. Mete Babaoğlu görüntüde. Tabii şu anda tam bir Karşıyaka klasiği gözlerimizin önüne geliyor. Son devrede Karşıyaka maçın içinde kalmış ise seyircisiyle beraber orayı rakip takımı Woolrich'in ilk serbest atışı isabetli değil. Woolrich bu karşılaşmada 18 sayıyla oynuyor. Şu ana kadar 4 serbest atış kullandı. Bunların sadece birinci sayıyı buldu. Serbest atışı ve ikinci sayısı serbest atışlardan. 72-71 öne geçen taraf Beşiktaş. Son 4 dakika karşılaşmada. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma değerli seyirciler. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda. Stelmayers. Stelmayers pota altında dışarıya döndü. Williams. Alpay. Üç aylık sınır. İsabeti değil. Rıdan mücadelesinde Rolim Baderi. Woolrich. Woolrich. Faruk. Woolrich. Faruk. Ayağı çizgide. İki sayılık atış isabeti değil. Tamamlayan Eli. Aaron bir anlamda güzel bir pası oldu bu. Acele kullanan atış ama ele çok yakındaydı ve çok dikkatli takip ediyordu. İşte izliyoruz. Mete Babaoğlu da iki oyuncusunu değiştirecek. Güven Esmer'le Cenk Duraklar oyuna girecek Pınar karşıya kadar. 74-73 üstünlüğü var Beşiktaş. Williams. Şemsettin. Woolrich karşısında. Faruk yardıma geldi Williams. Williams üstelik atışından sabit edeyim. 24 saniyelik hücum süresini kullanamıyor. Olumlu olarak değerlendiremiyor Pınar Karşıyaka. Zaten bu bantı Beşiktaş almıştı. Burada bir itiraz etmenin pek anlamı yok. Aynen böyle büyük çaldı. İşte Memduh Öget karşılaşmanın baş hakemi. Artık karşılaşmada son 3 dakika içindeyiz. 74-71 Beşiktaş üstünlüğü. Faruk. Muratcan. Muratcan, Faruk, Muratcan, araya giren Levent Ürknaz. Levent Ürknaz ama topu hücum bölgesine taşıyamıyor. Ortağın tarafını istemiyor, isabetli değil. William Badeli'ye foul. Badeli gerçekten Türkiye için çok önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Az önce Faruk'un topunu çok iyi takip etti, sayı buldu. Burada da Volkan'ın atışından sonra rebound'da hemen oralarda Badeli'yi görüyoruz. Ligin en değerli oyuncu olmasının boşa olmadığını gösteriyor Badeli. Fazla sayı atmadı bugün ama hem ligin ribanda hem savunma ribanda takımı adına çok iyi işler yaptı. Yani Anthony Williams yaptı değerli seyirciler. Badeli'nin bu dakikaya kadar 13 sayısı var. 74-71 önde Beşiktaş. 75-71. Fark 4 sayıya çıktı. Bu da isabetli. 76-71. Son 2,5 dakika. Fark 5 sayı Beşiktaş lehine. Stelmayers. Stelmayers. 3 sayılık atış isabetli. Pınar Karşıyaka'ya hayat veren basket. Stelmayers ve Williams'a sayı arayacağı kesin belliyken Stelmayers'ın bu kadar boş bırakılması Beşiktaş'ın olumsuz savunma örneklerinden bir tanesi. Farkı 2 sayıyı yedirdi Pınar Karşıyaka. Piyasaya mücadele İzmir Atatürk Spor Salonu'nda. Ayağı çizgide Volkan Aydın'ın. Volkan Aydın aynı güzellikte baskette karşılık veriyor Pınar Karşıyaka'ya. 78-74. Fark 4 sayı Beşiktaş'ta yine. Stelmayers. Cenk. Güven top bekliyordu Cenk. Kendi kullanma oranında. Karşıyaka'nın
hücumda atışını, en iyi atışını mutlaka araması lazım. Modric. Faul yapan oyuncu Robert Stelmaher. Ve Mete Babaoğlu'nun bu periyottaki ikinci bonosu geldi. Stelmaher bu faul yapınca faul sayısını 7'ye çıkarmış, 4'e çıkarmış oluyor. Şu andaki görüntü kalan süre içinde avantajın Beşiktaş'a geçtiği şeklinde. Az önceki Karşıyaka fırtınası biraz dindi. Çünkü Karşıyaka bu arada bulduğu ucun ilerine, ucun imkanlarında Stelmaher'in dışarıdan atışı çok mükemmeldi ama ondan sonra topu örneğin Cenk değil, Williams veya Stelmaher veya Şemsettin baş oyunda kaldığı zaman bu üç oyuncusuyla kullanmak durumunda Karşıyaka. Bu da tabii Beşiktaş'ın savunmada avantajı oluyor ise de doğru atışın seçilmesi lazım bu maçın Karşıyaka adını anlayabilmesi için. Vulvic işte bu pozisyonda Stelmaher'in faaline maruz kaldı. Şu anda maçın en skorer oyuncusu 22 sayı kaydeden Robert Stelmaher. Andre Vulvic'in ise 19 sayısı var. İlginç bir görüntü. Erden Eryüz, Beşiktaş'ın genç oyuncusu. O da artık son dakikalarda bütün arkadaşları gibi endişeli. Acaba maç ne olacak diyor. Ve kendisine faul yapılmıştı. Andre Vulvic'in Stelmaher tarafından. Vulvic'in takısını sağlamıştı. İkinci hafta müsaadeti değil, 20 sayısı var Andre Vulvic'in. Son 1,5 dakika. Fark 5 sayı. Güzel bir blok geldi. Evet, gerçek. Evet, değerli seyirciler, şimdi pota altından Stelmaher'le topu oyuna sokuyor Pınar Karşıyaka. Williams zor pozisyon ve basket. Fark 3 sayı. 79-76. Vulvic, Faruk. Faruk'un atışı isabetli değil. Top Alpay'da kaldı. Stelmaher. Şemsettin. Topun kontrolünü sağlayamıyor. Ama topun Beşiktaş'tan dışarıya çıktığını işaret ediyor. Halil Bademir. Bir dakika iki saniye. Williams'ın üç sayılık basketi. Müthiş, Williams beraberliğe taşıdı olayı. 79-79 beraberlik var. Müthiş bir karşılaşma değerli seyirciler. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda. Tribünler ayakta, Beşiktaş için kritik bir hücum. Volkan, Faruk, Ali, Alpay'ın yanında. Ali, hücumu son ermesi için 3 saniye var. Sonra tutun sahnesi bir Stelmaher takılacak. Son 34 saniye, Stelmaher. 79-79 eşitlik var. Williams kardelemeye geliyor. Stelmaher. Güven. Güven pota altına girdi. Bunun sesi isabetli olsa basketle de faal olacak. Ancak Güven basketi kardelemiyor. Faal geliyor Beşiktaş'tan. Şimdi bir tarih tecrübeleri eder gibi aynı Efes maçının finali de olduğu gibi ve sonunda olduğu gibi anlar, dakikalar yaşıyoruz bu maçta. 79-79 beraberlik var. Bu arada Karşıyaka tek top kullanıp maçı galibiyete götürebilirdi. Ve topu sonuna kadar kullanarak galibiyete götürebilirdi. En fazla oyun süresi almış bir oyuncusu olan Güven'le bu sonucumu kullanarak şu andaki moradan sonra kalan 21 saniyede faul atışlarından sonra 21 saniye gibi bir süre bıraktı Beşiktaş'a. Tabii basketbolun en güzel görüntülerinden birini birazdan yaşayacağız. 21 saniye içinde neler olur bir basketbol maçında hep birlikte izleyeceğiz. Şu anda en kritik dakikalar ama oyun ortada. Fakat biraz da ibre Beşiktaş'ta gibi gözüküyor bana göre. Çünkü Güven iki faulünden sonra bir veya ikisini değerlendirse dahi Beşiktaş'a üçlükte bir galibiyet. İki artışta da bir beraberlik şansı tekrar doğar. Artık maçın kaderi belki de serbest atışlar sonrasında belli olacak değerli seyirciler. Güven Esmer çok kritik serbest atışlar kullanıyor. 21.9 saniye var maçın son ermesi için. 79-79 beraberlik. Güven'in en iyi sayısı yok ve karşılaşmadaki ilk sayısını
ilk serbest atışından buluyor Güven Esmer. 80-79. Fark bir sayı Pınar Karşıyaka lehine. İsade etti. 81-79. Bu kez Beşiktaş için çok önemli bir hücum değerli seyirciler bu. Beşiktaş bu hücumdan sonuç alabilirse beraberliği sağlayabilir, maçın şansını yükseltebilir. 60 saniyesi bir mücadelesiyle faul. Faul yapan William Maddeley. Tabi bu sayıya başarıya ulaşamayınca hemen Ali taktik faule başvurdu. Bir 9 saniye daha kalsın diye. Ancak faulü yaptığı oyuncu da Williams. Faul seçimi önünde bulunan ilk gelen oyuncuya faul yapmak zorunda kaldı. Williams en azından bir sayıyı bulabilir. Belki de iki sayı bulabilir. O zaman Karşıyaka maçı garantilemiş olur. Williams ilk atış isabetli değil. Bu atış isabetli olursa ve Beşiktaş 3 sayılık basket bulabilirse karşılaşma uzatmaya gidecek değerli seyirciler. Bu atış isabetli değil. Şemsettin topu alıyor ama top Şemsettin'den dışarıya çıkıyor. Beşiktaş'a bir 8 saniye daha kaldı. 8.7 saniye var değerli seyirciler. Gerçekten de nefesleri kesen bir maç. Şemsettin belki de eline gelen fırsatı değerlendiremedi pota altında. Bu arada mola imkanını da kullandılar. Bize de bu 8 saniyede neler olabileceği kullanabiliriz. Konuşa girme imkanı vardı. Basketbolun güzelliğini, istatistiğini bir daha girme imkanı verdiler. Şimdi tabii bu sefer avantaj Karşıyaka'ya geçti. Ancak Beşiktaş'ın yine deneyimini sahaya yansıtarak bu oyuna gireceği bir 8 saniye var. Burada tabii kimin neyi kullanacağı, nasıl kullanacağı mutlaka kenarda konuşuluyor oldu. Ancak topun ön sahada 8 saniye sürümün başlamadan ön sahaya geçirilmesi herhalde konuşulması gerekir ki ondan sonra 8 saniye bir zaman kalabilsin. Badeliyle içeriden ikilik bir hücum denenebilir. Veya bizim şu anda düşünemediğimiz bir üçlük atış için bütün üçlük atabilecek oyuncuları Beşiktaş'ın sahada şu anda. Her türlü çözümü açık ancak ön sahaya çabuk topun geçirilmesi lazım. Muratcan, Faruk ve Volkan bu üç oyuncuya çok dikkat edin. Muratcan pot altında Tunica basket Beşiktaş'ta. Ve 81-81 maç uzatmada. Evet değerli seyirciler, nefes kesen maçta 81-81'lik beraberlik var 4. periyot sonrasında. Maçta artık uzatma periyodu oynanacak. Pandemiyle buldukları çözüm. Muratcan da topu drive ederek sonuna kadar getirmek oldu veya top öyle gelişti ama genç tecrübesi olması gereken Muratcan çok tecrübeli bir oyuncudan dahi beklenemeyecek kadar büyük bir soğukkanlılıkla solak olarak başarılı bir drive'dan sonra hemen hemen birkaç karşı yakalayı çalınmadıktan sonra Beşiktaş'ı beraberliğe taşıyan, maçı da uzatmaya taşıyan bir sayıyı başarıyla gerçekleştirdi Beşiktaş adına. Evet değerli seyirciler, gerçekten de çok çok güzel bir karşılaşma izliyoruz. 5 dakikalık uzatma periyoduna geçilecek. Normal süre 81-81 berabere sona eriyor. İlk periyotta Pınar Karşıyaka'nın 22-20'lik üstünlüğü vardı. İkinci periyotta Beşiktaş 45-40'da üstündü. 15 dakikalık aradan sonra Pınar Karşıyaka karşısında bu kez farkı 10 sayıya çıkardı Beşiktaş 3. periyot sonrasında. Ve maçın son bölümleri... Nefes kesen bir 8 saniye, son 8 saniye. Muratcan kendi sahasından aldığı topla gitti. Turnike'yi buldu, basketi kaydetti. Ve skoru da 81-81 beraberliğe getirdi. Ve dolayısıyla karşılaşma uzatmaya gitti. Ve bu tabii daha İzmir'de yaptığımız ikinci uzatmalı yayın oluyor. Karşıyaka Efes karşısında da böyle bir oyundan sonra uzatmaya gitmiş idi. Ve bir uzatma daha oynayacak Karşıyaka. Tabii ki bu Karşıyaka adına sınırlı imkanlarıyla... Beşiktaş'a görece sınırlı imkanlarıyla çok büyük başarı. Ancak şu anda Beşiktaş'ın faul durumuna baktığımız zaman ve diğer etkinliklerine baktığımız zaman Karşıyaka'ya bir üstünlüğü varsa da Karşıyaka bu seyircisiyle her türlü şeyi yaratabilir. Ve bu 5 dakika içinde maçı kendine de dönüştürebilir. Ve böylece 5. periyot ilk uzatma periyodu başlıyor. 5 dakikalık uzatma oynanacak değerli seyirciler. Ve uzatma periyodunun ilk basketi maçı uzatmaya götüren oyuncu tarafından Muratcan Güler tarafından kaydediliyor. Muratcan bu maça imza atmaya kararlı gözüküyor. Muratcan araya girmek istiyordu. Stelmaher rakiplerinden sayılıyor.
Alpay, üç sayılı kapısı Alpay'a mı? Bu da çok güzel çünkü karşılıklı görüntülerle maç beraberliği devam ediyor. Her şey güzel baktık konuştuk tabii. Bizim için önemli olan o. Bizler büyük heyecan duyuyoruz burada. Umuyorum sizler de ekranlarımızın başında bu heyecanımıza ortak oluyorsunuz. Volkan, Volkan ise katı şeneli basketi kaybetti. Uzatma şu anda üçlüklerle geçiyor. Stelmaher. Nartar Şeka'nın 4 faal oyuncusu Stelmaher. Şemsettin, üç sayılı katışı isabetli değil, Volkan'da kalan top. Güven araya girmeye çalıştı, başarılı olamadı. Andre Ulrich. Faruk, üç sayılı katışı isabetli değil, rebound mücadelesi. Ve William Bartley'e çarpıyor top. William Bartley de çizgiye temas halinde olduğu için izliyorsunuz tekrar. Artık en şanslı Pınar Karşı. Her iki takımında eli en iyi olan, en sıcak olan oyuncularla hücumu kullanma dönemleri başlamış vaziyette. Çünkü bu uzatmada maçın kaderi belli olacak. Uzatma periyodunda yükselik basketler. Bir öbür tarafta, bir diğer tarafta. Bakalım bunun sonu ne olacak? Mükemmel. Bütün için mükemmel oluyor. Şimdi çok güzel bir basketbol maçı izliyoruz. 87-87 beraberlik var. Woolrich'e faul. Faul yapan oyuncu Güven Esmer. Pınar Karşıyaka'da Güven Esmer'in 4 faul bulunuyor. Stelmaher 4 faulde. Alpay'ın ise 3 faul yaptığını görüyoruz. Alışılmış formunda olabilse mutlaka çok daha farklı bir tablo olurdu karşıya kaldığına ama Şemsettin bugün umulanı Andrew Reçel'in 21. sayısı. Bu da 22. sayı. 89-87. Son 3 dakika ilk uzatma periyodunda. Alpay, Williams. Williams spot altında. Williams'ın pası Stelmaher. 3 sayılık basket isabetli. 3 sayılık basket Letonyalı oyuncu Robert Stelmaher'den. ...90-89... 1 sayılık farklı önde Pınar Karşıyaka. Woolrich. Woolrich. Dışarıdan atış kullandı. Faul yapan oyuncu Güven Esmer. Güven böylece 5 faul oyun dışında. Güven bir manada bugün görevini tamamen yaptı. Woolrich'i çok iyi savunma yaptı. Maçı beraberliğe taşımaktan önceki topu da kullandı. Ve girdiği dönemlerde çok faydalı oldu. Foullerle de misyonunu tamamladı bugünkü. Ve işte yine önemli serbest atışlar Andrew'un ilk atışı isabetli. Skora tekrar denge geliyor. Pınar Karşıyaka 90, Beşiktaş 90. 23 sayısı var Andrew'un. Bu da isabetli. 91-90'da öne geçiyor Beşiktaş. Adam adam savunma yapıyor Beşiktaş ve onun adı çok önemli olduğunu farkında. Muratçı'nın faulü. Stelmaher yine akıllı bir harekette bulundu. Hareketini devam ettirdi. Atışa girmiş olsaydı basket bir de faul olacaktı. Zaten Karşıyaka'da Stelmaher ve William çok başarılı oynuyorlar. Bugün Karşıyaka'yı sıkken iki oyuncu. Bu arada Robert Stelmaher'sin de %100'de 6'da 6 ile oynadığını hatırlatalım. Pınar Karşıyaka'da sayı yükü Robert Stelmaher'de ve 27. sayısını kaydediyor. 7. isabeti serbest atışı sonrasında. 92-91. Farklı sayı Pınar Karşıyaka lehine. Woolrich. Yeniden tartılama. Levent tersine eli Woolrich'e. Faruk'un pası. Volkan. Tehsine cevap aldı. Woolrich. Woolrich. Zor atış. Müsaade edildi. Muratcan İmdan'da bir yol başarılı olamadı. Stelmaher'sa kalan top. Şimdi Pınar karşıya koyacağım. Levent kumu çekiyor. Topardan oyuncu Faruk'la son. Nefis bir karşılaşma değerli seyirciler. Woolrich'in bütün bölgesinde.
Volkan pot altında ters bırakıyor basketten vuruyor. Genç oyuncularak az önceki turnikeyi kaçırması iyi olmadı karşı yakalım. 93-92. Son 1,5 dakika. Nefis hareketler, nefes kesen mücadele. Bu kez bir sayı farklı önde olan taraf Beşiktaş. Selma, pot altında. Faul yapan oyuncu Volkan Aydın. Demin senin söylediğin pozisyon bu sefer gerçekleşti. Stenmayer hareketini devam ettirdi. Dışarıda Volkan faul yapmış olmasına rağmen sayıyı buldu Stenmayer izlediğimiz gibi. %100 ile oynayan Stenmayer serbest atışında bu geleneği bozmuyor. 8. serbest atışında 8. sayısını buluyor. Ve 95-93 yapıyor skoru. Farkı 2 sayıya çıkardı Pınar Karşıyaka. Faruk. Volkan, kritik atışı, sayılık atışı isabetini ribaundu alan Alpay Öztaş. Volkan az önce kullanmakta tereddüt etti. Bu sefer de kullandığı sayıda sayıyı bulamadı. Dolayısıyla şu anda avantaj Karşıyaka'ya geçmiş yönünde. Son 50 saniye. 95-93. Levent. Levent boşluğu iyi değerlendirmek istiyor. Dünkü tamamlayan oyuncu Anthony Williams. 97-93. Şu anda tabii bu gözden şunu izliyoruz. Levent az önce kaçırmış olduğu boş turnikeden dolayı yüksünmedi ve topu olumlu kullanarak, yürekli kullanarak turnikeyi tekrar denedi. Sayıyı bulamamasına rağmen Williams bugünkü maçın karşı yakalığına yüzyıllarından bildiğimiz nefis bir tut ve smaçla karşı yakayı çok avantajlı bir duruma geçirdi. Şimdi yine bir tut mola iki taraf içinde. Karşıyaka'da ve bu tabi Karşıyaka geleneği olarak Karşıyaka'nın İzmir basketbolu için neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri bu maç. Bütün 3 periyot boyu geriden de takip etmiş olarak olumlu basketbolunu ortaya koydu Karşıyaka ve maçı şu anda kendisi için avantajlı bir duruma getirdi. İşte biraz önce Levent turnike denedi. İsabetli değildi ama pozisyonu iyi takip eden ve smaçla tamamlayan Anthony Williams oldu. 97-93 skor. Stenmaier şu anda 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu. Andre Wolf için ise 24 sayısı var. Yani skor dışarıdan, oyun kuruculardan üretilmiş daha fazla bu maçta. Volkan. Volkan içeriye döndü Murat Şener. Murat Can. Turnike'si isabetli. Maçı uzatmaya götüren turnikeyi kaydeden Murat Can gider. İlk uzatma periyodunda önemli bir basket buluyor Beşiktaş için. Bu top Karşıyaka için çok önemli. 97-95. İki sayılık üstünlüğü var Pınar Karşıyaka'nın ama bundan mutlaka sonuç alması gerek. Atış isabeti değil. Beşiktaş ribaundu alıyor. Son 3 saniye. İnanılmaz bir basket değerli seyirciler. Bu basket sonrasında karşılaşmayı 98-97 Beşiktaş kazanıyor. İnanılmaz bir mücadele değerli seyirciler. Gerçekten çok ilginç bir basketti. Son 2 saniye içinde Andre Vulrich orta sahaya geçtikten sonra öyle bir basket buldu ki karşılaşmada 2 sayı geride olan Pınar Karşıyaka karşısında 2 sayı geride olan Beşiktaş Andre Vulrich'in kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan uzatma periyodu sonrasında 98-97 galip ayrıldı. Basketbolumuzun tarihine geçecek karşılaşmalardan bir tanesi bu. Tamamen senin söylediğin gibi orta sahaya geçer geçmez buluşan Vulrich. İzliyoruz. Ya değerli seyirciler, inanılmaz bir basket bu. Böyle bir atmosferde o kadar iyi değerlendiriyor ki Beşiktaş. Gelişini izliyoruz. Yılları tecrübesi 23 sayı atmıştı o ana kadar. Bu basketiyle de Beşiktaş'ın başarısını taçlandırıyor Vulrich. Değerli seyirciler, 98-97 ve Beşiktaşlı oyuncular hemen soyunma odasına gidiyorlar. Belki de Karşıyaka taraftarı beklemediği bir basket yediği için biraz fazla tepki gösterdi ama karşılaşmanın galibi Beşiktaş oluyor 98-97 ile. Değerli seyirciler, Pınar Karşıyaka karşısında Beşiktaş ilk maçı da 109-73 kazanmıştı. Beşiktaş böylece ikinci karşılaşmayı da kazanıyor ve olası bir playoff eşleşmesinde
1-0 öne geçiyor Pınar Karşıyaka önünde. Değerli seyirciler, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda gerçekten nefesleri kesen bir karşılaşma izledik. İlk periyotta Pınar Karşıyaka'nın 22-20'lik üstünlüğü vardı. Ve ardından Beşiktaş ikinci periyotta 45-40 öndeydi. Beşiktaş Pınar Karşıyaka karşısında 5 sayılık üstünlük buldu. Üçüncü periyotta ise Beşiktaş farkı 10 sayı indirdi, çıkardı değerli seyirciler. Beşiktaş 67, Pınar Karşıyaka 57. Ve son periyotta 81-81 lig beraberliğe getiren basketi Burak Can Güler kaybetti. Ve ardından Beşiktaş son saniyede Andre Vudovic'in bulduğu baskette karşılaşmadan uzatma periyodu sonrasında 98-97 galip ayrıldı. Böylece İzmir'den yaptığımız bir nakden yayın daha burada sona eriyor. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte spikeriniz ben Gökhan Özer. Ben yorumcunuz İnal Özdoğan. Hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar, basketbol dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.